Alacak verecek kalmadı. Ya enişte benimle bu ses tonunda konuşma ya. Hibe etmiyorsun ki. Bütün bunları kazanmak için ne kadar çalıştığımı biliyorsun. Uzatma Münir, al işte. Hayırlı olsun. Artık bir an önce bitir şu işi. Ne o, bana güvenmiyor musun enişte artık? Ha? Uğraşıyorum işte. O kadın da bizden yana ifade verecek. Boş durmuyorum ki ben. İlk duruşmada çıkacaklar. İnşallah. İnşallah maşallah yok. Gelin Fatma Gül evden kaçtığında polise bildirmiş. Sonra da o kadının evinde bulunmuş. Asun'un. Bütün dosyaya yazdım hepsini. Savcıya gitti, ortalık birbirine girecek. Asu cepte, Mukaddes de cebe giriyor. Ha, ne zaman? Hani? Yakında, yakında. Bana güven. Biliyorum da söylüyorum. Bütün akrabalar seferber olmuş. Ara bulmaya çalışıyorlar. Çocukları komşular almış. Kavga patırtı var diye. Babamın tansiyonu fırladı. Apar topar hastaneye kaldırdık. Serumlar falan. Hastanede doktorların yanında... benim senin gibi oğlum yok diye kovdu beni. Eve döndüm. Bizimki bütün eşyalarımı toplamış. Utanmasa hepsini pencereden atacak birer birer. Mahalleye rezil olacağız. Abilerini çağırmış. Boşanacağım diyor. Başka bir şey demiyor. Siniri geçince yine kıymete binersin, merak etme. Bilmiyorsun sen onu. Dediğini yapar. Velhasıl aldım ceketimi, çıktım evden. Otelde kalıyorum şimdi. Her şeyimi kaybettim, her şeyimi. Düşünsene, yıllardır benim yanımda çalışan adam deponun kapısından içeri almadı beni. Babam talimat vermiş. Bir de adım atmasın buraya diye. Şimdi senin anlayacağın, dımdızlak bir başıma ortada kaldım. Ya işin yoksa millete gel dert anlat şimdi. Alo. Alo Salih, var mı bir gelişme? Şu an bir görüşmedeyim. Ben sizi sonra arayayım mı? Mukaddes'le görüşüyorum değil mi? Aynen öyle. Harika. Konuşamıyorsun, anladım. Sonra ara mutlaka. Tamam. Hadi kolay gelsin. Arayan arayana. Millet çok ya tabii. Şimdi büyük dayım. Nedir durum, gel konuşalım diyor. Başıma ne işler açtın, gördün değil mi? Bütün hayatımı mahvettin. Korktuğum başıma geldi. Bütün düzenim alt üst oldu. Beni mi suçluyorsun şimdi? Kimi suçlayacağım? Seni suçluyorum tabii. Ben mi dedim bizim pazara gelin de kocam görsün olay çıkarsın diye? Allah Allah ya. Düzelmez artık bizim durumumuz. Bu saatten sonra barışsak bile hiçbir şey eskisi gibi olmaz. İmkanı yok artık. Ne olacak peki şimdi? Bilmiyorum. Ama attık bütün köprüleri. Ne yapayım? Yeni bir düzen kuracağım ben de. Ne diyorsun sen şimdi bana? Ben anlamadım. Hiçbir şey demiyorum. Diyemem ki. İş yok, güç yok, para yok. Kendime bakacak halim yok. Sana bir vaatte bulunamam ki. Sen de boz düzenini. Ayrıl kocandan. Gel benimle ol diyemem ki. Demezsin zaten. İsteseydin ta o zaman derdin. Ne oldu? Niye bakıyorsun öyle? Ya ben... neyse, boş ver. Söyle. Gerek yok artık. Söyle, merak ediyorum. Ya belki bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek ama yine de bilmeni istiyorum. Ben o gün senin kocana geri döneceğini tahmin etmedim. Dönmeyecektim de ne yapacaktım? İstemedin ki sen beni. Çocuğumun önünde hırpaladın, hatırlıyor musun? Allah yarattı demedin, sokaklarda dövdün, yerlerde sürükledin. Hakaretler, küfürler. Çok utanıyorum ya.
Ellerim kırılsaydı da vurmasaydım. Bir kere daha yüzüstü bıraktın sen beni. Ne yapsaydım, ortada mı kalsaydım? Boynumu büküp döndüm işte eve ben de. Sizi giderken gördüm. O gece özür dilemeye gelmiştim. Sorumluluğumu yerine getireceğimi söyleyecektim. Sorumluluğumu? Şimdi çulsuz kalınca bunları konuşmanın da bir anlamı yok. Hatanı kabul ediyorsun hiç değilse. Bunun da bir anlamı var bence. O da bir şey. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.